Değerli izleyiciler, bu haftanın teması meyveleri bol lifli olan ve sağlığımız için büyük faydaları olan kabak. Sağlığımız için büyük faydaları olan kabağın elbette türleri var. Ana türlerinden biri sakız kabağı. Gördüğünüz gibi şu an elimde duruyorlar. Aynı zamanda helvacı kabağı ve bal kabağı da var. Ama onları daha önce işlediğimiz için bu haftaki temamız arasında sadece sakız kabağı yer alıyor. Kabak çekirdeğinin iç kısmında rezin, sabit yağ, steroller ve etkili bir madde olarak kukurbitin adlı bir amino asit bulunmaktadır. İşte bu yüzden kabak çekirdeğinin bu özelliğinden dolayı kabak, özellikle de sakız kabağı, sağlığımız için çok yüksek besin değerine sahiptir. Kabağın etimolojik sınıflandırılmasına baktığımızda Plantea ailesinden Cucurbita kelime kökeninden geldiğini görmekteyiz. Kabağın sağlığa olan faydalarını saymadan önce içindeki yüksek değerli elementleri sizlere bahsetmek istiyorum. Kabağın içinde potasyum, magnezyum, fosfor, demir, kalsiyum gibi madensel elementler vardır. Kalorisi düşük olan, besin değeri yüksek olan kabağın faydalarını saymakla bitiremeyiz. Kabağı peki nasıl tüketmek lazım? Kabağı çok fazla pişirmek besin değerini düşürüyor. Kabağı en güzel çiğ olarak ya da buğda ya da çok az haşlayarak tüketmeliyiz. Tabii ki kabakla yapılan birçok sebze yemeğimiz var. Türk mutfağında değil, dünya mutfağında da birçok sebze yemeğimiz var. Kabak yemeği var, kabak böreği var, kabaktan yapılan etli yemekler var. İsterseniz Instagram sayfamdan bu tariflere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta yine YouTube'dan çok pratik ve sağlıklı bir Akdeniz mutfağından sizlerle bir tarif paylaşıyorum. Lütfen YouTube kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Kabak yaz aylarında sıkça yapılıyor dedik ama sonbaharın başında olmamıza rağmen hala sakız kabaklarını görmek mevcut ve çok da iyilerini görmek mevcut aslında. Sakız kabağını düşük kalorili olduğu için tercih edebilirsiniz. Fırında kabak yemeği, kabak musakka, kabak kızartması, hatta kabak kızartmasının çeşitli türleri yapılabilir. Kabağın keskin bir tadı olmadığı için kabaktan tatlı bile yapılabilir. Denemediyseniz deneyin bence. Kabaklı brownie yapmıştım ve çok beğenmiştim. İsterseniz bunu da paylaşabilirim. Son derece lezzetli oluyor. Özellikle de veganlar için ideal bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Peki, kabağın faydalarından sizlere bahsetmek istiyorum. Kavun, karpuz, acur gibi aynı aileden gelen kabak içinde yüksek elementler barındırdığı için bir kere sodyum, potasyum, kalsiyum, demir gibi yüksek elementler barındırdığı için gerçekten sağlığımıza çok büyük katkıları vardır. Peki kabak diyetlerde neden tavsiye edilmektedir? Neden çok fazla tüketilmektedir? Çünkü çok kalorisi düşüktür. Bir porsiyon kabakta 30 kalori vardır. Yani şöyle bir orta büyüklükte kabakta aslında 20 kalori vardır. Bir porsiyonda işte 1,5 adete denk geliyor. Bu kadar düşük kalorili olması, aynı zamanda yüksek besin değerine sahip olması kabak tüketmemiz için zaten önemli bir nedendir. Kabağın içinde A ve C vitamini vardır. Yüksek elementler vardır. Sodyum, potasyum, kalsiyum, demir gibi. Bunu zaten daha önce belirtmiştik. Alfa karoten ve beta karoten gibi yine çok değerli maddeler vardır. Kabağın yağ oranı düşük olduğu için kardiyovasküler sistem açısından çok faydalıdır. Aslında içinde magnezyum ve potasyum olması da yine kalp sağlığı açısından koruyucu etki yaratır. Yüksek tansiyonu düşürür ve kötü kolesterol düşürür. Yüksek değeri olan elementlerden dolayı da yine kötü kolesterolü düşürücü bir etkisi vardır. Kabak kanserli hücreler ile savaşır. Bu ne demek? Serbest radikallerin olmasını engellediği için yine kanserli hücrelerin büyümesini etkisiz hale getirir. Kabak aynı zamanda kemik yapımızı güçlendirir. Bu ne demek? Yaş ilerledikçe bizim aslında kemiği güçlendirici daha fazla sebze ve meyve yemeye ihtiyacımız var. Bunlardan biri kabaktır. Çünkü içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum kemiklerin aşınmasını engeller. Yine yaş ilerleyince biliyorsunuz vücudumuzda değişik deformasyonlar oluyor. Bunlardan bir tanesi eklemlerimiz ağrıyor. Eklem ağrılarından kurtulmak isteyenlerin
sıkça sakız kabağı tüketmeleri gerekmektedir. Besin değeri yüksek olan kabağın immün sistemi, yani bizim bağışıklık sistemimiz üzerinde de olumlu bir etkisi vardır. Günde 100 gram kabak yiyenlerin daha az enfeksiyon aldığı ve grip gibi değişik salgın üst solunum yolu hastalıklarına daha az aslında kapıldığı yine değişik çalışmalarda gösterilmiştir. Üst solunum yolları ile ilgili olan rahatsızlıklara karşı savaşır ve özellikle de alerjik astım, alerji ile ilgili oluşabilecek değişik semptomlara karşı da yine kabağın içinde bulunan o yüksek değerli biraz önce bahsettiğim elementler savaşır. Aşırı yağlı yiyenler, belki kilonun sorunu olmayanlar ama çok yağlı yemekler yiyenler, çok fazla et tüketen insanların vücudunda toksin oluşur. Zaten biliyorsunuz, toksinlerden kurtulmak için çok güzel bir kür vardır, detoks kürü. Yeşil kabak, yani şu sakız kabağının suyunu sıkarak kabak suyu elde edebilirsiniz ve bir gün önce mesela çok yağlı yemek yediniz, ertesi gün o kabak suyunu tükettiğinizde bütün yağlarınızdan fark edeceksiniz. Yeşil kabak suyu içerek toksinlerden kurtulabilirsiniz dedik. Gerçekten yağlı yiyen insanların en büyük problemi vücutta toksin oluşmasıdır. Ve toksinlerden kurtulmak için yeşil kabak ürünün çok faydalı olduğunu fark edebilirsiniz. Aynı zamanda vejeteryanlar ve veganlar, daha doğrusu et yemeyenler için de yine ideal bir besindir kabak. Çünkü içinde protein vardır. Biliyorsunuz her sebzenin içinde protein yok. Hatta daha önce mantar sunumu yapmadım ama mantarlı bir yemek yaptığımda bundan bahsetmiştim. Aynı mantar gibi yüksek değerli bir proteine sahip. O yüzden veganların yine baş sebzelerinden biridir kabak. Kabağın içinde protein olması, doyurucu olması ve tok tutma özelliği açısından da yine önemli bir işleve sahiptir. Kabak aynı zamanda beyin sağlığınızı korur. Yine içinde bulunan elementlerden dolayı uzun süreli hafızanın güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle de hafıza problemleri olanların yeşil kabağı hayatlarına ve beslenmelerine entegre etmesi önerilir. Hamilelikte özellikle yine yenmesi gereken başlıca sebzelerin arasında kabak bulunur. Çünkü bir anne ve çocuğun alması gereken vitamin ve mineralleri yine kabak sağlar. Yeşil kabağın içinde lutein adlı bir madde bulunur. Lutein de yine göz sağlığınızı korur. Yine göz sağlığına da katkısı vardır. Bir de bunu zaten yine bilmeyen yoktur ama bağırsak sorunları olan, homeroid gibi problemleri olan için de yine kabak önerilir. Özellikle yeşil kabağın hazımsızlık, mide ve bağırsak problemleri, kabızlık şikayetleri olan insanlar için de yine çok faydalı olduğu uzmanlar tarafından önerilmektedir. Peki kabağı ne kadar tüketmeliyiz? Günde en az 100 gram tüketmeliyiz. Zaten oldukça düşük kalorili bir sebze. Peki çok fazla tüketirsek zararları var mıdır bizim için? Çünkü her şeyin zararı vardır diyebiliyoruz. Kabak için söz konusu olan bir zarar yoktur. Sadece pişirme yöntemlerine dikkat etmek lazım. Kabağı çok fazla pişirirseniz içinde olan yüksek besin değerini kaybetmiş olur. O yüzden pişirme yöntemlerine dikkat ettiğimiz sürece sınırsız kabak yiyebiliriz. Yine bir diğer husus, bir kabakla ilgili bir diğer husus, her sebzeyi olduğu gibi kabağı da mutlaka de yemek zorundayız. Mevsimde yenilen her sebzenin büyük faydası vardır. Kabak da yaz ve tam da bu mevsimin sebzesidir. O yüzden şu ara kabak yemeye dikkat edelim. Değerli izleyiciler, kabak ile olan sunumumu bu hafta yine tamamladım. Umarım sunumumdan mutluluk duydunuz ve biraz olsun da faydalandınız. Önümüzdeki hafta yine yeni bir temayla buluşuncaya dek hoşça kalın. Ondan önce benim tariflerimle Özlem Rafine Mutfak'ta kalmaya devam edin. Unutmayın, hem Instagram'da hem de YouTube'da kabakla ilgili tariflerim olacak. Kabak haftasına girdiğimiz şu günlerde yine sonbaharın güzel sebzelerinden birini sizlere sundum ve bundan mutluluk duydum. Yine yeni bir sebze ya da meyveyle karşınızda olacağım. Hoşça kalın.